Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi bugün düzenlediği basın toplantısında belediye olarak önemli projelere imza attıklarını belirterek en önemli projelerden biri olarak kabul ettikleri Can Suyu projesinin gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak anlamında yararlı bir proje olduğunu söyledi. Halka toplantılar yaparak bunları bilgisini veriyoruz. Genç evlatlarımızın bu vatan saplanmasından yayılmaya çalışıyoruz. Ve en azından şu an 4-5 kişi yakın sırada toplantılarla işte Ertuğrul Bey olsun, ekibi olsun arkadaşlarımız gibi resmen kahvelerde birebir bilgi vererek, bunları eğiterek uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Belirli sağlıklı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bunda basında büyük desteğini almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Lütfen bizi yapıcı olunuz. Bu gençlerimizin Allah korusun hayatlarını harap etmelerine izin vermeyin. En son arkadaşlar konuştuğumuz konu Edirne Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Kenti olmalı. Eğitim kenti olmalı. Edirne bölgesi bu olmalı. İnşallah 2014 senesinde de kapalı salon iddiamız vardı 5000 kişilik. Stadyum iddiamız vardı 15 bin kişilik. Olimpik yüzme havuzu iddiamız vardı Edirne'de. Şu anda tüm pürüzler çözümlendi. Yer ihtiyacı vardı biraz stadyum için bakanlığın. O temin edildi. Yakında kısmen ise 2014 senesinin içerisinde yerli yapılarak 2015-16'da Edirne'mize kapalı sponsor aldığı bir stadyum yapma şansı var. Bu stadyum yapıldıktan sonra da gençlerimizin orada spor yapma, eğitim yapma, yüzme, tenis oynama, basketbol oynama şansları ortaya çıkacak ve gençlerimiz spor yapma şansına kavuşacağız. Bu konu çalışmalar şu anda sonumuzda sürüyor. İnşallah bu yakında somutlaştıracağız. Sosyal belediyecilik anlamında önemli projelerin devam edeceğini kaydeden Başkan Sedefçi, yardıma muhtaç olanlara, engellilere ve dezavantajlı vatandaşlara yardımların yapılmaya devam edeceğini söyledi. Tabii yaparak onları kampanyada aslında afiş ederek puan toplama hesapları yapmadan bunları onlar biliyor yaptıklarımızı, bir de Allah biliyor. Afiş etmelerimiz bunları topluma, bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bir daha da arttırarak bu dönemde daha da arttırmayı planlıyoruz. Gibi kompaktör gibimizde bir engelli merkezi yapıyoruz. Onun biliyorsunuz projesini başlatmıştık. Yerleşim yapmış ve şu anda şartlık kabası gitmiş durumda. Yakında inşallah Kalkınma Ajansı'ndan belli bir takviyat alarak orasını 2014'ün Mayıs Haziran'ında bitirerek tüm engelli yurttaşlarımızı bir merkezi toplamayı planlıyoruz. Orada o engelli yurttaşlarımıza eğitim salonları, oyun salonları, engellenmeyen çocuk parklarını, onlara yapabileceğimiz tedavileri yapmayı planlıyoruz. Engelli yurttaşlarımıza engelsiz yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da ciddi emekler verdiğimizi söylemek istiyorum. Ve projemiz kısmetse 2014'ün Haziran'da geç bitirerek orası aşarak engelli yurttaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Kaldırımları yaptı biliyorsunuz. Kaldırımlarda hepsinde yürüme engelli, görme engelliler için battal koyduk. Türkiye'nin birçok ilinde olmayan işleri yapıyoruz. Bunun devamı yeri gelecektir. Biz arkadaşlar bugüne kadar, hele bu son seneden bahsediyorum, öğrencilere yaptığımız katkılar, hani ihtiyacı olan öğrencilere katkılarımız yaptılar. Bunları saklıyoruz okullarla ve mutabıklara beraber. Arkadaşlar 1700 tane çift ayakkabı almışız. 1700 tane öğrencilerimiz ayakkabı almışız, hediye etmişiz. 2000 tane taban almışız. Kışın üşümesinden sonra kalsınlar diye yavrularımız. Ücretler önlük almışız değerli arkadaşlar. 200 eşofman almışız. Bunlar yine daha ücretlidir.